Bu videoda alkollerin sınıflandırılmasını ve adlandırılmasını işleyeceğiz. Burada gördüğünüz moleküllerin tamamı genel alkol türleridir. Sol taraflarında alkil grubu, sağ taraflarında hidroksil grubu da denen OH grubu bulunur. Bu alkollerin sınıflandırılmasına bir göz atalım. Karbona bağlı bir OH grubu varsa ve bu karbon aynı zamanda buradaki alkil grubundaki başka bir karbona bağlıysa bu primer alkoldür. Bu karbonsa buradaki iki alkil grubundaki iki karbona bağlı. O halde bu sekonder alkoldür. Sağ taraftaki karbonumuzsa üç karbona bağlıdır. O halde bu da tersiyer alkoldür. Şimdi de alkollerin adlandırılmasına bir bakalım. Basit bir molekülle başlayalım. İşte şöyle bir molekülümüz olsun. Ve bunu IUPAC sistemine göre adlandıralım. Önce karbon zincirimizi en küçük sayıları alacak şekilde numaralandırıyoruz. O halde bu karbon 1 numaralı karbondur. Bu 2 numaralı, bu da 3 numaralı karbon olur. O zaman 3 karbonlu bir alkanımız yani bir propanımız var. Ancak burada bir de OH var. Buradaki de aslında alkol ve alkoller mantıken o son iki ile biterler. Bu yüzden bu moleküle propanol denir. Bunu yazalım propanol. OH grubu bir numaralı karbona bağlı. O zaman molekülümüzün tam adı bir propanol olmalı. Peki bu alkolü nasıl sınıflandırırız? OH'a bağlı olan bu karbon bir başka karbona daha bağlı. O zaman bu primer alkol. Yani bir propanol sınıfı bakımından primer alkoldür. Benzer bir moleküle bakalım. Yine 3 karbonlu bir molekül. Ancak bu kez OH'ı ortaya yerleştirelim. Yine önce numaralandırıyoruz. Bu 1 numaralı, bu 2 numaralı, bu da 3 numaralı karbon olsun. 3 karbonlu bir alkol olduğu için buna da propanol diyoruz. Tek farkı hidroksil grubu başka bir karbona bağlı, değil mi? Bu örnekte 2 numaralı karbona bağlanmış. O zaman buraya 2 propanol yazmalıyız. Bu yapımızın IUPAC adıdır. Diğer adları izopropanol İzopropil alkol ve basit ispirtodur. Hepsi aynı şey. Peki, iki propanolü nasıl sınıflandırırız? Yine OH'ın bağlı olduğu karbonu buluyoruz. İşte bu karbon. Bu karbon kaç karbona bağlı? Bir, iki karbona daha bağlı. O zaman bu sekonder alkol. Böylece primer ve sekonder alkol örneklerini görmüş olduk. Şimdi biraz daha karmaşık adlandırma örnekleri yapalım biraz daha büyük ve daha fazla substituent içeren moleküller çizelim. O aşı buraya koyalım. Evet. Bir de şöyle bir şey yapalım. Tamam. Şimdi bunun tam iupac adını bulalım. Önce OH içeren en uzun karbon zincirini buluyoruz. OH'a mümkün olan en küçük sayıyı vermeliyiz. Bu da demek oluyor ki buradan başlamalıyız. Bu karbon 1 numaralı karbonumuz. Bu 2 numaralı karbonumuz. 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı karbonlarımız da burada. Evet, 7 karbonlu bir alkolümüz var. 7 karbonlu bir alkol heptanoldür. O zaman adlandırmaya başlayabiliriz. Burada biraz yer açalım. Bir heptanolümüz var. Gördüğünüz gibi OH 2 numaralı karbona bağlı. O zaman molekülümüz 2 heptanoldür. Diğer sübstituentlere de bakalım. Evet, burada zincirimize bağlanmış 3 karbonlu bir alkil grubu var. Yani bir propilimiz var. 3. karbona bağlı bir propil. O zaman bunun başına 3 propil yazmalıyız. Elimize başka ne var? 5. karbona bağlı 2 substituent var. Bir kloro grubu ve bir de metil grubu. Alfabetik sıralamaya göre K M'den önce gelir. O zaman önce 5. karbona bağlı metili yazalım. Önce 5 metil yazıyoruz. Sonra onun da önüne 5 kloro yazıyoruz. Evet her şey alfabeye uygun yazıldı. Molekülümüzün adı 5 kloro, 5 metil, 3 propil, 2 heptanoldür. Peki bu soru stereokimyayı da içerseydi ne yapacaktık? Diyelim ki elimizde stereo kimyasını da hesaba katmak zorunda kaldığımız bir örnek var. Buraya böyle bir zincir çizelim. Buraya bizden uzaklaşan bir OH grubu koyalım ve bize dönük olan bir substituent koyalım. Bu molekülün IUPAC adını bulmak için stereokimya'yı da hesaba katmalıyız. Yine en uzun OH içeren karbon zincirini buluyoruz ve OH'a olası en küçük sayıyı veriyoruz. Yani OH, alkil gruplarından, halojenlerden veya çift bağlardan daha önceliklidir. Bu yüzden numaralandırmaya sol taraftan başlamak zorundayız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 karbonlu bir alkolümüz var. Yani bir nonanolümüz var. OH 3. karbona bağlı. Bu durumda 3 nonanol diyoruz. Diğer sübsitentlere bakalım. 6. karbona bağlı 2 karbonlu bir sübsitüentimiz var. Bu bir etil grubu. O zaman molekülümüzün başına 6 etil yazalım. Şu ana kadar molekülümüzün adını 6 etil 3 nonanol olarak bulduk. Ve bu örnekte stereokimya'yı da göz önünde bulundurmak zorundayız. Eğer soruda burada olduğu gibi kesikli çizgiler ya da kamalar varsa stereokimya'yı hesaba katmalıyız. Ve molekülün bu mutlak konfigürasyonu IUPAC adının başında belirtilir. Evet, önce üçüncü karbonun kimyasını bulalım. Burada gördüğünüz nokta bu karbon bizim kiralite merkezimiz. Şimdi bu kiral merkeze doğrudan bağlı olan atomlara bakalım. Gördüğünüz gibi karbon karbon ve oksijen atomları var. Ve bir de bu kiralite merkezine bağlı bize dönük bir hidrojen var. Bu hidrojen buradaki en düşük öncelikli atomumuzdur. Bu yüzden onu 4 olarak numaralandırırız. Oksijen ise en yüksek atom numarasına sahip olduğu için 1 ile numaralandırırız. Buradaki karbona bağlı zincir en uzun zincir olduğundan 2 ile numaralandırılır. Diğerlerini ise 3 ile numaralandırırız. Hidrojen zaten 4 numaralı atomumuzdu. Burada daha önceden bahsettiğimiz bir ipucu var. Eğer hidrojeni yok sayarsak numaralandırma saat yönünün tersine doğru ilerler. Bu haliyle molekül S gibi görünür. Ancak bizde dönük olan bu en düşük öncelikli grubu unutmamalıyız. Sadece şu 3 sübstantimiz olsaydı molekülümüz S olacaktı. O halde bunu tersine çeviririz ve molekülümüz R olur. Yani molekülümüzün mutlak konfigürasyonu 3. karbona bağlı R'dir. O halde molekülün adının başına 3R yazarız. Şimdi de 6. karbondaki mutlak konfigürasyona bakalım. Burada 6. karbonda bir kiralite merkezidir değil mi? Çünkü kendisine bağlı 4 farklı substituent var. Ayrıca bizden uzaklaşan bir de hidrojen var. Şimdi de en yüksek öncelikle atomu bulmalıyız. Gördüğünüz sol tarafa doğru uzanan bu zincir en yüksek öncelikli zincirdir. En fazla sayıda karbon buraya bağlanmış. O halde burası kesinlikle en yüksek önceliğe sahiptir. İkinci olarak sağ taraftaki zincire bağlı birçok karbon var. O halde burası ikinci en yüksek öncelikli grubumuzdur ve burası da üçüncü önceliğe sahiptir. Ve bu kez de karbonlarımız saat yönünün tersine doğru ilerliyor ancak en düşük öncelikli grubumuz olan hidrojen bu kez bizden uzaklaşıyor. Bu yüzden bu kez molekülümüz gerçekten de S. O halde molekülün adının başına 3R 6S yazmak lazım. Burayı biraz hızlı geçmek istiyorum. Size çok hızlı gelirse RS adlandırma sistemi ve karbonhidratlar, mutlak konfigürasyon, epimer, yaygın isimler adlı videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi burada siklik alkole yani halkalı sistemlere bakalım. 6 karbonlu halkalı bir alkolümüz olsun. OH'ımız burada olsun. Sadece 6 karbonumuz olsaydı, OH olmasaydı molekülümüz sikloheksan olurdu. Ancak burada bir alkolümüz var. O halde bunu siklohexanol'e çeviriyoruz. Hemen yazalım. Evet numaralandırmaya bile ihtiyaç duymuyoruz. Aslında başına 1 yazabiliriz ama yazmayınca da zaten 1 olduğunu ima etmiş oluyoruz. Yani gerek yok. Sadece sikloheksanol olarak adlandırıyoruz. Peki, halkamız iki hidroksil grubu içerseydi ne yapardık? Biraz da stereo kimya katalım. Ve diyelim ki hidroksil gruplarından biri bize dönük, diğeri ise bizden uzaklaşıyor. Böyle bir durumda ne yaparız? bir moleküle bağlı iki alkol grubu varsa bu molekül di ön eki alır ve diol olur. Molekülümüz aslında siklohexan'dı. O zaman yazalım. Ve hemen arkasına diol ekleyelim. Di 2 demektir. Bu da molekülümüzün iki alkol grubu içerdiğini gösterir. Bu alkol gruplarının halkadaki hangi karbonlara bağlandığını da belirtmeliyiz. O halde halkamızı numaralandırmalıyız. Bu karbon birinci karbonumuz olsun. Bunlar da 2, 3 ve 4. karbonlarımız olsun. Alkoller 1 ve 4. karbonlara bağlı. O zaman molekülün adının başına 1, 4 yazarız. Bu iki alkol grubu birbirine karşı trans konumdalar. Birisi bize dönükken diğeri onun tersi yöne doğru bakıyor. Bunu da eklersek molekülümüzün IUPAC adı trans 1, 4 diol olur. Şimdi de alkollerin farklı türlerine bakalım. Örneğin sikloheksan halkası yerine benzen halkasına bağlı bir alkolümüz olabilir. Buralara pi bağlarımızı da koyalım. Burada bir OH grubumuz olsun. Bu özel bir tür alkoldür ve fenol olarak adlandırılır. Bu hidroksi benzen kısmını birçok doğal ürünün içinde görebilirsiniz. Fenol çok önemli bir moleküldür. Örneğimize dönelim ve bu halkaya bir şeyler bağlayalım. Fenol bizim kök molekülümüz olsun ve bu moleküle brom ekleyelim. Evet, bu molekülü nasıl adlandırırız? Molekülümüz fenol kökenli olduğundan önce fenol yazarız. Şimdi de molekülü numaralandıralım. OH'ın bağlı olduğu karbon bir numaralı karbondur. Diğer sübstüentlerin bağlı olduğu karbonlar ise mümkün olan en küçük sayılarla numaralandırmalıyız. O zaman bromun bağlı olduğu bu karbon 2 numaralı karbonumuzdur. Bu çok basit bir örnekti. Sadece molekülün başına 2 bromo yazmalıyız. Ve molekülümüzün adı 2 bromo fenol olur. Evet, genel alkollerin ve özel türdeki alkollerden de fenolün nasıl adlandırılacağını işledik.